Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Geceniz hayırlı mübarek olsun sevgili kardeşlerim. Aslında 8'e çeyrek kala dersimizi başlatmak istiyorduk ama maalesef yine bizim internet sorunlarımız bize bir parça mani oldu. Azıcık gecikmeli bu dersimize başlamış olduk. Bugün muamelat dersimizden evlenme üzerinde yine devam ediyoruz. Evlilik hakkında geçen dersimizde konuşmuştuk. Bugün kimlerle evlenilmez sorusunu inşallah şöyle biraz kendi kendimize sorup onu konuşalım. Kur'an-ı Kerim bize evlenme manilerini açık seçik anlatır. Hatta şunu söyleyebiliriz. Kur'an-ı Kerim birçok konularda özet olarak bilgi verir. Ayrıntılara girmez. Ama evlilik konusuna gelince doğrusu bu konuda fevkalade ayrıntılara girmiştir. Nedendir diye düşünecek olursak malum bir toplumun temeli ailedir. Aile sağlam olduğu zaman o toplum da sağlam olur, devlet de sağlam olur. Aile bozulursa Allah muhafaza. Aile en büyük mekteptir. Terbiye ocağı ailedir. Aile terbiyesi almış almamış halk arasında böyle söylerler. Terbiyesi insanlara aile terbiyesi almamış derler. Aile terbiyesi görmemiş derler. Aile gerçekten çok güzel bir mekteptir. Anne baba farkında olmadan kendilerini örnek aldığımız ve öğrendiğimiz bizim üstadlarımızdır, öğretmenlerimizdir, rehberlerimizdir, mürşitlerimizdir. Bizi terbiye eden mürebbilerimizdir. Dolayısıyla ana baba çok önemli. Geçen haftaki dersimizde evlenirken eş seçiminde işte güzellik olabilir, mal olabilir, mansup olabilir, tercih sebepleri çok olabilir. Ama dindar, ama muhakkak dindar kadın ya da erkek seçmenin öneminden epey bir bahsetmiştik. Bunlar hatırlatak girelim. Bir ikincisi, kocanın dikkat edeceği en önemli husus yine dindir, imandır, Müslümanlıktır. Bir ailede genellikle gücü ve ekonomik gücü, harici gücü ve ekonomik gücü erkekler elinde bulundurduğundan, nafakadan onlar sorumlu olduğundan evin reisi erkektir. Ama kadınlar içerisinde daha etkin birer varlıktırlar. Dolayısıyla erkek birinci planda olunca ve söz hakimiyeti daha çok erkekte olunca bir Müslüman kadın ancak Müslüman bir erkekle evlenebilir. Çünkü kafir bir erkekle evlenildiği zaman evde söz sahibi erkek olunca doğan çocukların dini ve yetişme tarzı, görgü kuralları, yaşama biçimi hep o kafirin dinine, anlayışına, zihniyetine göre olacaktır. Burada kadın daha edilgen bir varlık olacak. Dolayısıyla çocuklarını kendi dininde, kendi zihniyetinde yetiştiremeyecektir. O yüzden Müslüman bir kadının dini ne olursa olsun Müslümandan başkasıyla evlenmek, Müslüman erkeğe gelince evin reisi olması hasebiyle ona da Allah-u Teala Yahudiler ve Hristiyanlardan bir kız ile kadınla evlenmeye izin vermiştir. Ama alimlerimiz tavsiye etmemekle beraber ruhsat var, evlenebilirler, izin var. Çünkü Müslüman erkek, hanımı gayrimüslim bile olsa, yani Yahudi veya Hristiyan, sözün, erkeğin sözü geçtiği için çocukların terbiyesi ve dini erkeğe göre olacaktır. Yahudilerin ve Hristiyanların dışında başka bir din veya başka bir batıl, ideoloji, sistemlere
inanmış olan insanlarla Müslüman erkekler evlenemez. Din değildir ama kendine göre bir inanç yapısı, sosyal hayata bakışı ve kendine göre bir kuralları olan bir sistemdir. Buna iman eden insan otomatikman İslam'ı reddeder. Çünkü İslam'ın da inançları var, ilkeleri var. Efendim, aileye, sosyal hayata, ekonomiye, devlet yönetimine dair. Komünizm de kendine göre ekonomiye, devlet yönetimine, insanlar arasındaki düzene kanunları var. Komünizm kabul eden İslam'ı otomatikman kabul etmeyeceğine göre, reddedeceğine göre dinden çıkmış demektir. Dolayısıyla kafir olur. Şimdi böyle bir kafire kız vermek o kızın da imanını ve ondan olan çocukların imanını doğrudan tehlikeye atmak demektir. O yüzden Müslüman erkek ancak bir Yahudi ve Hristiyanla evlenebilir. Bunu da tavsiye edilmemiştir. Müslüman olması, dindar olması efendim tercih sebebi olması lazım ama buna rağmen Yahudi ve Hristiyanla evlilikte caizdir. Din buna izin vermiştir. Ruhsatı vardır. Fakat Müslüman bir kadının Müslüman erkekten başkasıyla asla ve kat'a evlenmesi caiz değildir. Nikah yapsalar geçersizdir. Aralarındaki ilişki İslam açısından nikahlı bir ilişki değil. Adını söylemek istemiyorum. Günah bir ilişki, sorunlu bir ilişkidir. O yüzden önce Bakara suresi 221. ayeti kerimenin mealini okuyayım. Allah Celle Celaluhu Kur'an'da hemen Fatiha suresinden sonra başlayan ve Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi olan Bakara suresinde sonlara doğru 221. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Müşrik kadınlar iman etmedikçe onlarla evlenmeyin. Müşrik kadın, putperest kadın, Yahudi değil, Hristiyan değil. Öyleyse evlenilmez. Değerli kardeşlerim, bugün Budist, Hindu veya işte başka bir batıl dinlere iman edenler müşrik kadınlar gibidir. İnternet üzerinde tanışmış veya gitmiş işte efendim Hindistan kıtasının oralardaki devletlerden, Tayvan'dan bilmem nereden evlenen insanlar var. Soruyorsunuz bunun ne, dini nedir? İşte kimi Hindu diyor, kimi Budist diyor. Caiz değil kardeşim. Evlenemezsin. Sen Allah'a isyan ediyorsun. İlişkilerinde de zina ediyorsun yani. Günaha batıyorsun. Evlenemezsin. Ayeti tekrar okuyayım. Müşrik kadınlar iman etmedikçe onlarla evlenmeyin. Bakara suresi 221. Devam edelim. Mümin bir cariye çok hoşunuza giden müşrik bir kadından daha hayırlıdır. Şimdi bunun açıklamasına girelim. Cariye köle kadındır. Malum başkasının kölesi başkasının malıdır. Evet evlenmiştir. Ya köle veya hür bir erkekle. Fakat o kölenin bir sahibi vardır. Bugün köle yok. Bunu niye konuşuyoruz? Şundan dolayı. Şimdi başkasının kölesi otur otur, kalk kalk şu saatte eve gel, şu saatte gel. Adam emreder. Kadın evinde oturup ailesine ve kocasına hizmet edecek bir saatte onun sahibi çağırsa bırakıp gitmesi lazım. Buyur diye onun hizmetine girmesi lazım. Dediğini tutması lazım. Bu ise hem boşa gitmeyecek bir durum, izzet-i nefis açısından hem de aile saadetine, aile birlik ve beraberliğine aykırı bir durum. Ama Allah-u Teala ne diyor? Böyle bile olsa mümin bir cariye o hür müşriklerden, müşrik kadınlardan daha hayırlıdır. Velev ki o müşrik kadın hoşunuza gitti. Sevdiniz, aşık oldunuz. Evlenemezsiniz kardeşim. Allah bunu haram kılmıştır. Sen Allah'ın kuluysan buna itaat edeceksin. Devam edelim. Mümin kadınları da onlar iman etmedikçe müşriklere nikahlamayınız. Mümin bir köle, hoşunuza giden bir müşrikten
daha hayırlıdır. Mümin bir köle, erkek. Ama hür değil. Kadın hür. Bununla evlenmek, hür de olsa bir kafirle evlenmekten daha iyidir. Batıcılar, laikçiler, İslam toplumundan İslam'ı dışlamak, İslam kanunlarını unutturmak, hayat tarzını tamamen batılı gibi, kendi ifadeleriyle çağdaş bir hayat yaşatmak için bugün Allah'ın bu emirlerini çiğniyorlar ve Müslümanlara da bunu aşılatmak için televizyonda bir sürü yabancı damat dizileri çeviriyorlar. Ve böyle bir dizinin bir bölümüne bakıyordum. Efendim, kızın birisi işte Süryani bir çocuğu sevmiş. Mardin taraflarında güya konu geçen bir diziydi. Ve ailesi buna karşı çıkıyor. Müslüman insanlar tabii ki karşı çıkacaklar. Ama o Süryani delikanlıyı öyle masum, öyle güzel, öyle tatlı gösteriyor ki dizide. Ve buna karşı çıkan babaları, kardeşleri öyle katlar, öyle cani gösteriyorlar ki televizyonda. İşte bak, bu bir propaganda aletidir. Müslümanlar gerici, yobaz, anlayışsız, çağ dışı varlıklar. Ama kafire gelince anlayışlı, çalışkan, terbiyeli, zeki bir Müslüman kıza aşık olmuş. Evlenmelerine yobazlar mani. Ve Sübhanallah. Hatta kızın abisi kendi arasında şöyle bir laf konuştu dizide. Efendim, bir Müslüman bir kafirlerle ev diyor. Bu yobazlıklar, biz gençtik diyor. Bu ne demek? Böyle bir şeyle karşılaştığınız zaman siz de böyle söyleyin. Ne demek bu? Bunun tercümesi dinden, imandan geçtik. Allah'ın kanunu, şeriatı geçtik. Bizi bunlar bağlamaz. Hayır, taklit etmek bağlar. Peygamberin arkasından gitmiyor. Geçmiş o dönem. Biz modern bir toplumuz, çağdaş bir toplumuz. Yok gavurla evlenilmez. Geç bunları. Biz bu dinden, bu imandan çıktık demektir bu ya. Çıktıysanız çıktınız, ama böyle milyarlarca para harcayarak dizi çevirip Müslümanlara yabancı damat dizileri çekmek demek, bu memlekette Müslüman mahallesinde salyangoz satmak demek. Devam edelim. Müşrikler sizi cehenneme davet ederler. İşte evlenmemenin gerekçesi budur. Müslüman bir kadın müşrik kafir bir erkekle evlendiği zaman onun gideceği yer cehennem olduğu için onun inancı da bozuktur. Yaşam tarzı da bozuktur. Bağlı kaldığı kanunlara da bozuktur. Görgü kurallara da bozuktur. Anlayışı bozuktur. Eğer Müslüman kızı ona evlendirirseniz onun gibi iman etmeye, onun gibi yaşamaya, onun gibi davranmaya mecbur eder. Bu da onu cehenneme çağırmaktır. Ayeti bir kere daha okuyorum. Müşrikler sizi cehenneme davet ederler. Allah ise sizi kendi izniyle cennete ve mağfirete davet eder. Ve üzerinde düşünüp gereklerse alsınlar diye ayetlerini insanlara açık seçik Allah bildirir. Bakara suresi 221. ayet. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hiçbir Müslüman kız bir kafirle evlenemez. Müslüman erkek de batıl ideolojilere, sistemlere, felsefi düşüncelere sahip insanlarla evlenemez. Yahudi ve Hristiyanlarla evlenmek de tavsiye edilmez. Ama bunlar kafir idi. Evlenmeden razı olurlarsa, Müslüman olurlarsa, Müslüman olduğu için evlenir.
Malum Müslüman Müslümandır. Anasından babasından Müslüman doğması şart değildir. Yani bugün bir İngiliz, Alman, Fransız, Kanadalı, Amerikalı olduğu zaman senin soyun İngiliz, senin soyun Fransız, senin soyun Ermeni denmez ki. Müslüman olmuş iş bitmiştir. Müslüman olduğu zaman bir insan geçmiş tamamen geçmiş ve bitmiştir. O geçmiş diniyle zaten ayıplanmaz da bunu dile getirmek cahiliyedir. Irkçılıktır. Çok ayıp bir şey. Ya. İnsanlar ırkından dolayı değil, dininden dolayı değerlendirirler. Ve Allah katında adam İngilizdir, Fransızdır ama Müslüman olmuştur. Geçmişi tertemizdir. Defter efendim yeniden başlamıştır. Kibar bir Müslüman olarak yaşar. Seni de, beni de bizim evliya bildiklerimizde geçebilir Allah katında. İnne ekremekum indallahi etkakum. Allah katında en üstün olanınız takva bakımından en üstün olanınız Allah katında. Adam Yahudi çocuğudur, Ermeni çocuğudur, Alman çocuğudur, Fransız çocuğudur, İspanyol çocuğudur ama Müslüman olmuştur. Çok büyük bir veli olur. Allah dostu olur. Bizim de kardeşimiz olur. O ayrı bir konu. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de bir başka ayeti kerime bu konuyu yine ayrıntılarıyla işliyor. Bu ayeti kerimeyi de açıklayarak görelim inşallah. Bu ayeti kerime Nisa suresi 23. ayeti kerimedir. Nisa suresi. Bundan böyle babalarınızın nikahladığı kadınları artık nikahlamayın. Ne diyor? Babanızın nikahladığı kadınlar. Yani anneniz ölmüş, babanız bir başkasıyla evlenmiş, ondan da boşanmış sonra. O kadın dul, bununla evlenemezsiniz. Veya anneniz sağ, ikinci bir kadınla evlenmiş babanız. İslamiyet biliyorsunuz, bazı hallerde dörde kadar izin vermiştir. Adaleti gözetmek şartıyla bu ileride geniş olarak ele alacağımız bir konu. Hemen efendim itirazları yeltenilmesin. Allah buna izin vermiştir. Kullanırsınız, kullanmazsınız. Tek eşlilik tercih edilmiştir, tavsiye edilmiştir. Ama iki veya dörde kadar evlenecekse hiç şüphesiz adalet gözetilecektir. Bunu gözetmeye gücü yetmeyen yani yedirmede, içirmede, yanında yatıp kalkmada efendim adaleti sağlayamayacak olan insan evlenmesin. Zalim olur. Zulümden yerler gökler inler. Allah muhafaza. Kalbindeki sevgiye insan hüküm geçiremez. Birisini daha fazla sever ama sevdiğini belli etmez. Ben babanı seviyorum diyerek öbürlerinin kalbini kırmaz. Yedirmede, içirmede ve yanında yatmada, gecelemede eşit davranacak. Yapabilirse buyur. Şimdi adam babanız birisiyle evlendi. Sonra da onu boşadı. Bizde analık derler, evlenilmez. Hiç bundan sonra bir kere biraz sonra gelecek kaydanayla da evlenilmez. Velev ki kızı kaynananızda kocası ölse veya boşansa dul kalsa asla ve kat'a artık o anne olmuştur. Dört atanın hakkı birdir derler ya, bununla da evlenilmez. Hiç şüphe yok ki bu Allah'ın gazabına sebep olan bir hayasızlıktır diyor ayet-i kerime. Hayasızlıktır. Çok çirkin bir durumdur. Ve yine Allah Celle Celaluhu bizi bundan uzak Allahu tutmak Ekber, için Allahu Ekber. Ne çirkin bir yoldur diyor. Çok çirkindir. Hayasızlıktır. Çok çirkindir. Çok ayıptır ya. İğrenç bir yoldur. Ayet okumaya devam edelim. Ey iman eden erkekler! Şunlarla nikahlanmanız haram kılmıştır. Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, kardeş kızları, siz onların amcası veya dayısı olursunuz.
Kız kardeş kızları, siz onların dayısısınız. Erkek kardeşin kızlarının amcasısınız, öz amca, evlenilmez. Sizi emziren süt anneleriniz. Bak bu zamanda süt annelik unutulur oldu. Aman dikkat. Mezhebimize göre 3-5 defa emmişse bir çocuk, efendim o süt annesi olur çocukluğunda, küçük yaşında. O süt annesi olmuştur. Onun çocukları da süt kardeşi olmuştur. Onun için anneler, kimin çocuklarını emzirdiğinizi hem siz iyi bilin hem de çocuklarınıza ve etrafınıza bunu anlatın. Herkes kardeşini bildiği gibi süt kardeşini de bilsin. Süt kız kardeşleriniz, kayınvalideleriniz, kendileri zifafa giydiğiniz eşlerinizden olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız, üvey kız sizin evinizde yetişmiş. Fakat zifafa girmediğiniz eşlerinizin kızlarını nikahlamanızda bir beis yok. Yani nikah olmuş da gerdeğe girilmemiş, zifafa girilmemiş. Onlar müstesna. Ayrıntı. Devam edelim ayeti kerimeye. Keza öz oğullarınızın eşleriyle evlenmeniz. Gelinleriniz ile. Öz oğlunuzun eşi. Oğlunuz ölse, dul kalsa veya oğlunuz karısını boşasa, geliniz dul kalsa evlenemezsiniz. Çünkü artık o sizin bir nevi kızınız gibi olmuştur. Bunlarla evlilik çok çirkindir. İki kız kardeşi nikah altında birleştirmeniz de haram kılmıştır. Yani insanın eşiyle beraber yaşarken nikahlı baldızını alması da haramdır. Haramdır. İki kız kardeş aynı anda bir nikahta toplanır. Ama kız kardeşlerden birisi ölürse veya boşanırsa, ayrılırsa o müstesna olabilir. Bir nikahta toplanmaz. Ancak daha önce geçen geçmiş. Bu ayetler inmeden evvel böyle bir şeyler yapılmışsa yapılmış. Allah onu saymaz. Bundan sonra diyor, biliyorsunuz kanunlar makabline şamil değil. Yani kanun çıkmadan evvelki dönemleri kapsamaz. Ha, bu ayet indikten sonra artık o işte bitmiştir. Çünkü Allah Celle Celaluhu Gafur ve Rahim'dir. Yani önceden bu ayetler inmeden evvel böyle bir şey yapmışsanız Allah çok çok affedici, merhamet edicidir. İhsanı boldur ama bundan sonra yapmayın. Devam edelim ayete. Kocası olan kadınlarla da evlenmeniz haramdır. Açalım. Bir kadın, bir erkek nikahlanmışlar. Fakat sonra başka bir namussuz alçak gelmiş kadını ayartmış. Nikahı adamın altından almış, kadını kaçırmış. Götürmüş, onunla yaşıyor. Yazıklar olsun sana. Ne kadar çirkin, ne kadar ayıptır. Zina yapıyorlar. Nikah olmaz ki zaten. Başkasının nikah altındaki kadına ikinci defa sen nikah yapamazsın. O adam boşamamışsa zaten eyvah, eyvah. Boşamışsa iddet müddeti geçecek değerli kardeşlerim. Yani hayız gören kadın 3 tane hayızdan temiz. İddet müddeti içerisinde karın kadında hamile, bununla da evlenilmez. Ya Maraş gibi dindar bir yerde bana bir fetva sordular. Hocam böyle böyle bir durum var. Bilmiyorduk. İddet müddeti içerisinde evlendirdik, nikahladık. Bunlar ne olacak? Ne nikahı ya? Ya siz nikah yaptık deseniz de o nikah kabul değil. Olmaz. Derhal ayrılmaları lazım. Ve bir müddet daha, 3 ay, yani iddet müddetini beklemeleri lazım. Bazen televizyonda programlar ya da haberlerde görüyoruz. Adam karıyı kaçırmış, karnında hamile, ben çocuğuna bakarım diyor. Yazıklar olsun sana. İzzetsiz ve şerefsiz, haysiyetsiz adam. Yani bu toplum böyle bozuldu. Sonra diyorlar ki efendim
İşte bu çocuk istismarları, kadına taviz nereden geldi ya? Dini kaldırdık, oradan geldi. Allah korkusu kalktı, oradan geldi. Sen mekteplerde din öğretme, şeriatı öğretme, Kur'an dersi verme, sünnet dersi verme, gavura özendir. Yani Avrupalı gibi, Amerikalı gibi yaşamaya çağdaşlıktı, öv öv öv, Müslümanlığı gerici yobazlık bildir. Sonra bunlara bakmazlar ki. Nikah, zaten onlar nikah da kabul etmez olmuş. Zinayı ayıp sayıyorlar. Efendim, karısının, kadının karnında efendim çocuğu varmış, hamileymiş. Kim umurunda? Sen bunları taklit edersen bunlar senin memleketine de gelecek yani. Ne bakıyorsun? Yani şimdi azmış, kudurmuş bir adamı cinsel diyorlar, en büyük şey vereceklermiş. Adam öldürüyor. 5-6 sene sonra çıkıyor. Biz ona 40 sene ceza verdik. Ne olur 40 sene ceza verirsen? Yapmaz mı zannediyorsun ya? Allah korkusu ve İslam'ı öğreteceksin. Bu millete İslam'ı öğreteceksiniz kardeşim. Mektebinde İslam'ın öğretilmediği okul budur ya. Bir Müslüman okulunda Kur'an'ın manası öğretilmez, sünnet öğretilmezse, peygamberimiz öğretilmezse, helal haram öğretilmezse, İslam'ın adab-ı muaşereti, görgü kuralları öğretilmezse, orası Müslüman'ın mektebi olur mu ya? Ama ne oluyor bugün? Adı milli eğitim. Fakat verilen eğitime bakıyorsunuz, milliliğe düşman. Çünkü milli demek dini ve yerli olan demektir. Hem dine düşman, hem yerli düşünceye düşman. Onun yerine Avrupa'nın fikrini sokmak isteyen bir milli eğitim var. Tezgahından geçen hepsi pozitivist, materyalist olmaya ayarlanmıştır. Ve biz her şeyi yapabiliyoruz bugün. Ekonomi düzenliyor. Savunmada bir hayli mesafe aldık. Milli eğitimde mesafe alamıyoruz. Neden? Çünkü bu sistemin en esas mihenk taşı milli eğitimdir. Nurettin Topçu Türkiye'nin Muharif Davası kitabında söylemiştir. Ben de oradan alarak size söylüyorum. Yeniden milli mücadele, yeniden İstiklal Savaşı mekteplerde verilecektir. Mektepten sadece İmam Hatip'te değil, bütün liseler İmam Hatip gibi olacak. İmam Hatipleri de ayrıca çok özel dini derslerle besleyeceksiniz. Onlar da bu kadar fukara bir imama olmayacak yani. Değerli kardeşlerim, iddet müddetinde evlenmişler. Kadın hamile evlenmişler. Nasıl olur ya? Ama oluyor işte. Akraba ile evlen. Oluyor işte. Avrupalılar bugün bunu konuşuyorlar. Avrupa'da bugün ensest ilişkilere izin verelim diyorlar. Nedir? Biz bu medeni hukuku nereden aldık? İslam medeni hukuku mu Türkiye'de yürürlükte? Yok. Nerenin hukuku? Cumhuriyet ilk kurduğunda İsviçre medeni hukukunu aldık. İsviçre neresi ya? Medeni hukuk alıyoruz. İsviçre'nin dini bizim dinimiz mi? İsviçre'nin tarihi bizim tarihimiz mi? İsviçre'nin kültürü bizim kültürümüz mü? İsviçre'nin insan anlayışı, zihniyeti bize uyar mı? Yok, hiç uymaz. Tamamen aykırı ve ters ve düşman bize. Niye alıyoruz oradan ya? Hani hukuk bir milletin dininden, örfünden, ananasından, ahlakından, kültüründen çıkardı. Niye kendi memleketimizin dininden, yerli kültüründen, görgü kuralından, örf adetinden yapmıyoruz da bu kanunları illa da Avrupa Birliği'nin kanunlarına uydurmak zorunda kalıyoruz. Sonra da Avrupalılar gibi olunca nereden geldi bu başımıza diyoruz. Ya ayıp ya. Bari bunu söylemeyin ya. Değerli kardeşlerim, bakın ben talebeydim. Bunu sık sık söylüyoruz bize.
Biz Yüksek İslam Üniversitesi'nde okurken 70'li yıllarda Amerika'da, estağfurullah, Fransa'da Jean-Paul Sartre gibi filozofları başta olmak üzere sokaklarda erkekler erkekler yasak kalksın diye yürüyüş yaparlardı, bağırır çağırırlardı. Aradan yıllar geçti ve memurken Avrupa'da bu oldu. Yani Avrupa bugün erkekler erkeklerle evleniyor, kadınlar kadınlarla evleniyor, evlilik cüzdanlarını ellerine veriyorlar. Yarın bu Türkiye'ye de gelir. En azından derler ki yasağı kaldırın, isteyen evlenir, isteyen evlenmez, karışamazsınız derler. Neye benzediği gibi? Bak, İstanbul sokaklarında lezbiyenler, yani kadın kadına sevişenlerle erkek erkeğe sevişen eşcinseller, bizim eskiden luti dediğimiz halk arasında pey ile başlayan bir kelime var. Kullanmıyoruz. Bunlar yürüyüş yapıyor. Avrupa'daki gibi bizim de kanunlarımız çıksın. Madem ki Avrupa'yı taklit ediyoruz, kanunlarımızı oradan alıyoruz, bize haklarımızı verin diyorlar. Ve Türkiye'de bazı partiler iktidara gelirsek haklarınızı vereceğiz. Bu iktidarlar sizin hakkınızı vermiyorlar diyorlar. Ve biz bugün koruma altında onlar. Yani Maraş'ın göbeğine gelip kulübünü açsa, derneğini açsa ve faaliyete girişseler karışamazsınız. Tenkit edemezsiniz. Eleştiremezsiniz. Ayıplayamazsınız. Hele hele gidip de derneğine zarar veremezsiniz. Vermeniz biz de istemeyiz. Cebir yasak. Biz dinimize, özümüze yeniden döneceğiz. Nasıl? Anlata anlata, öğrene öğrene, yaşaya yaşaya, yürekten benimseye benimseye. Asla cebirle, şiddetle bir insana bir şeyi kabul ettirmek yok. Asla bakar. Cebir yok, şiddet yok. Bir kötülük gördüğümüz zaman devletin polisi var, jandarması var, gider. Ama devlet lutilere, eşcinsellere karışamıyor. Lezbiyenlere karışamaz. Neden? Sana ne ya diyor adam. Cinsel tercihleri. Kadın kadınla sevişiyor. Zina da haram değil. Sana ne? Yapma. Onun tercihi öyle. Sana ne diyor? Al, al, hayırlı olsun. Hayrını gör diyeceksin ya. Ne uzun. Bunu niye getiriyorum biliyor musunuz? Değerli kardeşlerim, bugün Avrupa ne konuşuyor biliyor musunuz? Ensest ilişkiler. Yani ensest ne demek? Yakın akraba evliliği demek. Diyorlar ki bir adam isterse annesiyle evlenebilsin. Kızıyla evlenebilsin. Kız kardeşiyle evlenebilsin. Halasıyla, teyzesiyle evlenme yasağını kaldıralım. Yasağı kaldıralım ya. Özgürlük verelim. Adam isterse evlensin, isterse evlenmez. Kim ilgilendirir? Özel hayatıdır, cinsel tercihidir diyorlar. Çıkmazsa o Avrupa Birliği'nden aynı kanunu bize de bastıracaklar. Kabul ettirecekler. Bakın, bu medeni kanunu bu iktidar zamanında hazırlanmadı. 1990'lı yıllarda hazırlandı. Efendim, meclise sürüldü. Fakat o hükümetler düştü. AK Parti döneminde meclise geldi. Zina suç değildir ibaresi vardı. AK Parti'deki bazı dindar milletvekilleri bunu değiştirelim dediler. Efendim, o zaman Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan, bakın delil alırız. Bak, Avrupa'da da var. Biz de onun gibi deriz dediler. Var demişler o fukaracağıza da. Ve hemen kanunu bir teklif verdiler. Zina suç değildir ibaresini kaldırmak için, suç kabul etmek için. Allah yerle gök inledi ya. Türkiye ayağa kalktı. Üniversiteler ayağa kalktı. Partiler ayağa kalktı. Medya ayağa kalktı. Avrupa ve Amerika ayağa kalktı. Hepsi birden meclise kükrediler. AK Parti de afalladı. Lanet ya, geçsin gitsin dediler. Geçti gitti. Şimdi medeni hukukumuzda zina ayıp değil, suç değil.
Allah zinayı yasaklıyor mu? Evet. Kur'an'la çok çirkin fuhuş diyor mu? Evet. Kur'an Allah diyor. Peygamberimiz diyor mu? Evet. Bu ülkede ne oluyor? Niye Müslümanlara Avrupa gavurlarının kanunları dayatılıyor? Hani halkın iradesi geçerliydi? Medyayı anladık. Batıllaşmış zihniyet. Üniversiteyi anladık. Muhalefet partilerinin yarısından fazlasını anladık. İş dünyayı anladık. Bu millet istiyor muydu bunu? Sorun. Yok. Hala istemiyor. Bugün de istemiyor. Niye milletin dediği olmuyor? Niye milletin iradesi olmuyor? Biz Maraş'tan, siz Kayseri'den, öbürü Antep'ten, öbürü Erzurum'dan milletvekili gönderiyoruz. Ya arkadaş, bizim milletimiz bizden bunu istiyor diyerek niye bu tür kanunları, gerekmezleri kaldırıp gereklileri teklif bile edemiyorlar? Şimdi siz bana diyorsunuz ki, birçok arkadaşınız, hocam ya daha erken sırası gelecek. Tamam. Ben AK Parti'yi iktidarı ayıplamak için söylemiyorum. Türkiye'de sistemi, devleti sizin gibi ben de tanıyorum. Evet, tedricen, yani derece derece. Aşama aşama. Zamanı gelince. Başörtüsü gibi. Bak bir zamanlar kan kusturdular Müslümanlara başörtüsü zamanında. AK Parti de iktidarında. Ne Recep Tayyip Erdoğan, ne bakanlar, ne AK Partililer başörtüsünün yasaklanmasını istemiyorlardı. Ama ellerinden bir şey gelmedi. Beklediler, beklediler, beklediler. Biz ne istiyorduk onlardan? Üniversitede serbest olsun. Allah'ım onları da sabırlarını artırsın. Sabırlı davrandılar, sakin davrandılar. Kol kırıldı yer içinde, öfkelerini içlerine attılar, karınları şişti. Ama bir gün geldi ki sadece üniversitelerde değil, liselerde de, ortaokullarda da, hatta ilkokullarda da, hatta bütün devlet memurlarında, hatta hakimler, hatta askerlikte bile başörtüsü serbest oldu. Dua edelim Türkiye'miz 2019 seçimlerine bir girsin. Zaman yeni bir anayasa yapıldığı zaman bütün bu yapılanlar bağlanacaklar. Şimdi de yasaya bağlı. Dil ve vicdan özgürlüğü. Bütün dünya gibi bize de var. Ama dinleyen kim? Daha bunlar yasaya bağlanacak. İyice oturacaklar inşallah. Ha bu arada antiparantez söyleyeyim. Değerli kardeşlerim çok uyanık olalım. Türkiye'yi 2019'da rejim değişecek. Yani parlamenter rejimden başkanlık rejimine geçeceğiz. Koalisyon muhalisyon kalmayacak. Halkın iktidarı olacak. Bu ise Türkiye'de halkın sözünün geçmesi demektir. Türkiye'ye bunun gelmemesi için bugünden 2019 seçimlere kadar çok kaos, çok kargaşa, karmaşa, çok olay çıkaracaklar ve onun gelmemesini isteyecekler. Belki bunun için harp bile çıkarırlar başımıza. Yaban atmayın. Onun için millet olarak sakin olalım. Huzurlu olalım. Sabırlı olalım. Halk olarak asla ve kata şiddete bulaşmayalım. Kavgaya bulaşmayalım. Kavgaya bulaşmak isteyenlere de karışmayalım. Uyuz it gibi kaşırsınlar, kendi kendilerine kaşırsınlar. Biz kaşımayalım. Elimizi bile vurmayalım, kaşımak için biliriz. Aman sükunat, aman sabır, aman asayiş. Polise, jandarmaya destek, cebir ve şiddetten uzak, 2019 seçimlerine böyle suhuletle sakin sakin gidelim inşallah. Her neyse, şimdi korkum bu. Bak Avrupa'da enses ilişkiler Türkiye'de de yarın gündeme gelir. Allah Celle Celaluhu dini açık anayla evlensin. Ben evlenmek istiyorum. Sana ne diyecekler yarın?
Kim diyecek bunu? Ben size söyleyeyim mi kim diyecek? Adı Ahmet Mehmetler diye. Niye şimdi öyle olmuyor mu? Çırılçıplak soyunanlara, çarşıda bahçesen hangi dindendirsin dese, Müslümanım elhamdülillah diyecek. Bu memlekette İslam gelmesin diye mücadele edenlere sorarsan, elhamdülillah biz de Müslümanız diyecek. Kimse kimseden daha fazla Müslüman değil diyecekler. Diyecekler. Sen benim imanımı sorgulayamazsın diyecekler. Oho, adamların ellerinde o kadar çok cevap var ki dillerinde hazır. Çok daha kafası bozulursa, lan dün size bir sürü gerici, yobaz, mürteci, çadırcı, çember sakallı, örümcek kafalı, takonyalı bilmem ne diyorduk. Ağzımızı açtırman, gizli bize başlatman diyecekler. Yani Yavuz hırsız ev sahibini bastırıyor. O bakımdan sevgili kardeşlerim, ayeti kerimelerde kimlerle evlenemeyeceğimiz böyle sayılmıştı. Devam edelim ayeti kerime kaldığımız yerden. İşte bunlar Allah-u Teala'nın kesin hükümleridir. Bu sayılanlardan başkalarını. Neydi o sayılanları bir daha sayalım. Anneler, kızlar, kız kardeşler, halalar, teyzeler, dayılar, amcalar, süt kız kardeşler, babamızın nikahladığı kadınlar, kaynanalarımız, karımızın kız kardeşleri, karımızla nikah devam ettiği sürece asla ve kat'a nikahlanmazlar. Bunlar Allah-u Teala'nın emridir. Kafir kadınlarla, müşrik, putperest kadınlarla evlenilmez. Yahudi ve Hristiyanlar hariç. Bir Müslüman kadın, bir müşrik veya kafir ister Yahudi Hristiyan olsun, İslam'dan başka bir dine inanan veya dinsiz ateistlerle asla ve kat'a evlenemezler. Bunlar Allah Celle Celaluhu'nun kanunlarıdır diyor. Bu sayılanlardan başkalarını iffetli yaşamak, ayet devam ediyor. İffetli yaşamak, zina etmemek şartıyla mal harcayıp mehirlerini vererek nikahlamanız helaldir. Dikkat edin, evlenerek beraberliklerinden yararlandığınız kadınlara belirlenmiş olan mehirlerini verin ki bu bir haktır. Mehir. Ama belirledikten sonra aranızda anlaşarak miktarını artırıp eksilmenizde sizin için bir vebal yoktur. Allah alimdir, her şeyi bilir ve hakimdir. Yani en güzel kanunları, hükümleri koyar. Mesut ve bahtiyar edecek en güzel kanunları Allah koyar. İnsanı en iyi bilen kimdir? Allah. Neden? O yaratmıştır. Öyleyse en iyi kanunu insanı en iyi bilen Allah koyar. Her Müslüman da Allah'ın kaydı konuda semine işittik ve itaat ettik. Her Müslüman Allah'a itaat etmek borcundadır. Nisa suresi 22-23. Ben ömrümde bir kişi gördüm. Siz de görmüşsünüzdür. Şöyle olmaz. Vallahi benim Allah'a saygım var. Kur'an'a da saygım var. Ama ben bunları kabul etmiyorum. Ben bildiğim gibi yaşarım. Kimse kusura bakmasın. Bu adamın adını babası Ahmet koymuştur, Mehmet koymuştur, Ali koymuştur, Veli koymuştur. Herkes onu Müslüman saymıştır. Bunu söyleyen Müslüman olamaz, kafirdir. Biz daha belki derslerimizde gördük. Burada sohbetlerimizi bir kere daha söyleyelim. Değerli kardeşlerim, herkesin imana girmesi mümkün, çıkması da mümkün. Bu dine girilir, ölene kadar Müslüman kalınır diye bir kayda yok, çıkılır da.
Öyleyse imanımıza değer veriyorsak, kıymet veriyorsak, nasıl yaparsak imanımız tam olur, sahip olur, kuvvetli olur, güçlü olur. Ne yaparsak iman çıkar gider, kafir olunur. Bunları çok iyi bilmemiz lazım. Bu konuda cahillik mazeret değil. Ben bilmiyordum. Öğreneydin. Hele de Müslüman ülkesinde yaşayan birisinin ben bunu bilmiyordum deme hakkı var mı ya? Bir arkadaşla görüşüyordum. Ya gelin hocam bizim orada süt kardeşlerini kimse bilmiyor diyor. Süt kardeşle evlenmeyecek. Nasıl bilmez? Bilmiyorlar diyor. Niye bilmiyorlar? Medeni hukukta yok ki. Avrupa'dan tercüme ettiğimiz hukukta süt kardeşte yok ki evlenme manilerinde. Neye benzer biliyor musunuz? Şimdi Ziraat Bankası altınları getirin diyor. Veya bankalar kredi veriyor. Efendim krediyle veya taksit taksit altın. Halbuki altın alım ve satımı grama gram peşin parayla olur. Veresiyeyle altın satılmaz. Veresiye altın alınmaz. Altın aha diyeceksin, aha da para peşin alınır. Ama şimdi bankalar kredi verecek, Müslümanlar da kuyruğa girecek. Bunun caiz olmadığını acaba kaç kişi biliyor? Ya arkadaşlar biz bu dünyaya Allah'ın emirlerine uyup uymamanın imtihanına geldik. Allah'ın emrinin ne olduğunu öncelikle öğrenmemiz lazım. Dini bilmemiz lazım. Bilmezsek neye uyacağız? Her neyse şimdi ayet-i kerimenin sonunda mehirlerden bahsetti. Belirlemiş olduğunuz mehri verin. Diyelim ki kadına 1000 lira mehir verdiniz. Bu 1000 lirayı 2000 de yapabilirsiniz. 5000 de yapabilirsiniz. Veya karınız 1000 lira mehrinin 500'ünü sana bağışladım diyebilir. Kendi aranızda bir anlaşma. Ama esas mehirlerinizi bilirsiniz. Peki bu mehir nedir hocam? Yani bize bazen şeyde de soruyorlar. Nikah esnasında hocalar eskiden sormazlardı. Biz de bilmezdik. Efendim şimdi mehir nedir diyorlar. Mehir nedir? Bunu önümüzdeki ders konuşalım. Çünkü mehir bilinmiyor. Biz bir akraba topluluğunda oradaki hanımlara dedim ki ben aranızda mehrini alanına parmak kaldırsın. Kimse almadı. Parmak kaldırmadı. Hocam mehir boşanınca verilir. Hemen mehir verilir mi diyor. Nasıl kandırmış erkekler? Zavallı kadınları. Zavallı kadınlar da kalmasın canım. Dinler onlar da öğrensinler. Mehir peşin de verilir, veresiye de. Veresiye ne zaman? Bir sene sonra. Bir sene sonra vereceksin. Kadınlar mehrini almaya korkuyor. Niye? Mehir boşanmada verilirmiş sanki diye. Aman Allah'ım. Yahu diz boyu cehalet değil. Gırtlaklara boyumuz açmış bu cehalet. Ne yapacağız? Çıkmıyor dedi diyor. Bak kış günü zamanı. İşte gelen kaç kişi? 15, 20, 30 kişi. Kitap bastırıyoruz. 1000 adet kitabımız satılmıyor, dağıtılmıyor. Okumuyor Müslümanlar. Dinlemiyor Müslümanlar. Feyse canlı yayına vesile yaptık. En çok da burada dinleniyoruz. Eğer o da dinleniyorsa yani bir defa girip böyle işte dinlemeden giden arkadaşlarımız olabilir. Ben öğretmenim. Ben vaizim. Ben bir hocayım. Anlatmak vazifem. Bak sesim gidiyor. Çıkmaz olan isterim ya.
Gelin kardeşlerim ya. Hem anlatalım, sohbete katılalım, dinleyelim. Hem de yazılan kitapları okuyalım. İlle benim sohbetim, benim kitabım demiyorum. Her yerde sohbet var, gidelim. Bir sürü kitaplar var. Bizden çok daha güzel yazan hoca efendiler var. Alın okuyun ya. Maraşlılar'da teberrüken hemşehrimizin kitabı diye bizimkini de okusunlar yani. Ondan da mutlu oluruz. O da ayrı bir konu. Her neyse sevgili kardeşlerim, meğer önümüzdeki ders konuşuruz inşallah. Bugünkü dersimizi burada bitirelim. Hadi gecemiz mübarek olsun. Hoşça kalın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.